Günaydın sevgili arkadaşlar, sevgili hobidaşlar. Bugün 30 Nisan 2022 Cumartesi, saatlerimiz 06.50. Sabah 06.50. Bir cumartesi günü iş yerine gidiyorum ya. Dükkana giderken bir videolarda hep söylüyorum. Konu bulmak, arabada anlatacak konuyu bulmak zor olabiliyor diye. Onun için gelen sorulardan, gelen yorumlardan cevabı birkaç satır yazarak anlatamayacağım şeyler olduğunda bunu video halinde hem kendime konu ediniyorum hem de video halinde anlatmayı seçiyorum. Şimdi bugün de onlardan biri olacak çünkü yine güzel, enteresan bir soru gelmiş. Soru şu, yine levrekle ilgili tabii ki. Bu levrek olayı bayağı insanları kendine esir ediyor. Soru şu arkadaşlar, bir levrek merasına, daha doğrusu şöyle, yeni bir meraya gittiğimizde bu merada nasıl davranmalıyız, neler yapmalıyız? Tabii bu meranın levrek merası olup olmadığını bilmemiz veya bilmememiz durumu da etkiliyor. Şimdi ben tabii bununla ilgili yeni bir meraya gittiğinizde şöyle davranın, böyle davranın, bir meraya ilk kez gidiyorsanız şunu yapmalısınız gibi bir kriter açıkçası, yani genel geçer anlamda balıkçılık camiasında böyle bir kriter yok. Yani benim bildiğim yok. Mutlaka herkes kendine göre bir şeyler söyleyecektir. İşte yeni merada şu yapılır, bu yapılır falan filan, ama ben levrek kovalayan biri olarak bu konuda söyleyeceğim şeyler şu olabilir. Birincisi, yeni bir meraya gittik, yeni bir mecraya gittik. Önce burada levrek var mı yok mu bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmenin de kesin olan yolu şu, levreyi görmeniz. Yani eğer gittiğiniz merada yemlenen, avlanan, dolaşan bir levrek gördüyseniz bu merada levrek var demektir. Ona göre neler yapacağınızı, neler davranacağınızı, daha doğrusu ben yeni bir merada neler yapıyorum, neler davranıyorum, kendime göre bunları anlatacağım size. Şimdi levreyi gördünüz, demek ki bu merada levrek var. İkinci yöntem, bir merada, yeni bir balık merasında avlanacağınız yerde, ilk kez gittiğiniz bir yerde levrek var mı yok mu diye analiz etmenin ikinci bir yöntemi kefal görmeniz arkadaşlar. Ben bugüne kadar kefal gördüğüm her yerde levrek aldım ya da levrek gördüm. Aldım demeyeyim de hani görüp de tekrarlı gitmediğim yerler olmuştur. Ama gittiğiniz merada kefal varsa levrek mutlaka vardır. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Merada kefal görüyorsanız 50-100 metre çevresinde levrek mutlaka bir yerlerde dolanıyor, takılıyor. Kefal sürüsü varsa sürünün içinde dolanıyor. Levrek görmediyseniz bile, kefal gördüyseniz o merada levrek olduğuna inanın, inanabilirsiniz ve davranışınızı ona göre düzenleyebilirsiniz. Sonuncu fikir yürütme yöntemi de meranın görünümü arkadaşlar. Yani genel geçer tecrübelerimizde bir meraya gittik, yeni bir mera, ilk kez gidiyoruz. Yine ben kendi tecrübelerimle, kendi yapacağım şeyleri paylaşıyorum, anlatıyorum size. Baktım ki meranın görünümünden, aa burası levrek yapar, burada levrek olabilir kanısına vardıysam ona göre davranmaya başlıyorum. Şimdi bu kanıya nasıl varıyorum? Şöyle varıyorum. Birincisi meranın durumu, taşlık kayalık durumlar, taşlık kayalık kırmalık alanlar, mümkünse suya yüksekten, ne bileyim, sahilde bir ağaç olabilir, bir tepe olabilir, bir yarın üstünden olabilir, oralardan bakabiliyorsanız, baktığınız yerde suyun içinde kayalık alanlar, yosunlu alanlar, taş alan, kuytu yerler, sessiz, sakin bir mera varsa levrek vardır. Ya da bunların hiçbiri yoktur. Daha doğrusu şöyle, ya da yukarıdan bakamıyorsunuz, kıyıdasınız. Baktığınızda uzağa doğru böyle açıkta böyle köpürmeler. Neden? Çünkü deniz suyu açıkta, demek ki orada bir kaya kütlesi, bir birikinti, bir yükselti var. Orada bir vurup köpürtme yapabiliyor kendine. Onun hemen arkasında, önünde levrek saklanabilir. Böyle yapılar, dediğim gibi kuytu alanlar, dere ağızları, akıntı, kanalizasyon ağızları, denize su akıntıları olan yerler. Mesela Marmara bölgesi için konuşuyoruz ya, doğal olarak burada avlandığım için genelde. Kuzey Marmara, yani İstanbul'un güney kıyılarında Silivri, Tekirdağ, Büyükçekmece ve batıya doğru gittiğinizde sitelerin, yazlık sitelerin önleri, kumsalların hemen sağında solunda olan kayalık alanlar buralarda mesela. Ya da bambaşka, siz Ege'desiniz, Akdeniz'desiniz. Baktığınız yerde bulanık, suyun içinde bulanık alanlar olabilir. Yani su bir şekilde, dediğim gibi, denize karışan bir suyla bulanıyor olabilir. Böyle meralar
levrek olma ihtimali yüksektir. Neyse, daha önceki videolarda bunları anlatmıştım. Oralardan da bakabilirsiniz. Ne tip sularda, ne tip havalarda levreyi kovalamanız gerektiğini anlatmıştım. O videolardan da fikir edinebilirsiniz. Şimdi yepyeni bir meradayız ve bu üç yöntemden biriyle ya levreyi gördük, ya kefali gördük, ya da hiçbirini göremedik ama suyun yapısı itibariyle, meranın yapısı itibariyle burada levrek var kanısına vardıysam eğer, yapacağımız şey basit arkadaşlar. Birincisi, ha şunları anlatmıyorum. Yeni bir mera veya levrek merası, lüfer merası, ya fark etmiyor. Gürültüsüz ortamlarda gürültü yapmak, karanlık ortamlarda ışık açmak, yanınızdakiyle konuşmak falan, sigara yakmak, sigara içmek, ateş yakmak, suya yakın yerlerde kalabalık gittiyseniz patırtı gürültü yaparak, ya bunları zaten yapmıyorsunuz. Yeni bir merada levrek olup olmamasının önemi yok. Bunlar istediğimiz, sevdiğimiz şeyler değil. Bunları zaten anlattım. Bunlar en önemli şeyler. Bunları yapmıyorsunuz. Bunun dışında levrek olduğuna kanaat getirdiğiniz bir meraya, ilk kez bulunduğunuz bir merada yapmanız gerekenleri, yani ben neler yapıyorum onları anlatıyorum size. Çünkü dediğim gibi böyle bir kriter aslında, şunu yapmalısınız falan kimse kimseye dememeli. Herkesin kendi stili, tarzı olabilir. Onun için ben kendi yaptığım şeyleri anlatıyorum size. Kanaat getirdim, levrek var. Evet, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ben hemen pozisyon alıyorum. Atış yapacağım yeri belirliyorum. Bilmiyorum ya merayı, ilk kez gelmişim buraya. Olay çok basit. Deneme maketlerimi çıkarıyorum. Benim en değersiz, değersiz demeyeyim de eskimiş, paslanmış, değerini yitirmiş, yani veya en ucuz balık alsam bile fark etmiyor. Yerine koyabileceğim. Takıldığımda, koptuğunda, kaybettiğimde çok üzülmeyeceğim maketlerimden iğneli ve iğnesiz kısımları, iğneli ve iğnesiz maketler var. Bunlarla atışları yaparak hemen bir merayı tarıyorum. Yani bu 5-10 atış bir tarafa, 5-10 atış bir tarafa, 5-10 atış bir tarafa yaparak meranın, suyun iç yüzünü, nerede ne takılıyor, nereden ne geliyor, bunu analiz edebilirsiniz. Bunu yapmanın iki yöntemi var. Birincisi, iğnesiz maketlerle yapabilirsiniz. İğneleri çıkarırsınız, atarsınız, tak tak tak, maket takılmaz. İğne takılmadığı için kalmaz en azından. Bir yerde atışta sürter, takılır, samanların, saman diyorum özür dilerim, yosunların ya da işte o su sazlarının içinden böyle çekersiniz, gelir. İğne olsa çok takılır çünkü. Ya da işte takıldığında koparıp canınızın acımayacağı maketlerinizi atarsınız. Bunlar yine iğnelidir ama takılsa da size dert vermez. Bunların, bu atışlarla suyun nerelerden nasıl, yani önünüzdeki meranın nerelerde nasıl bir yol, nasıl bir yüzdürme stili izleyeceğinizi, bilgisini size vermesini sağlar. Bu aşağı yukarı yarım saat sürer. Bir merayı tam olarak tanımanız. Yalnız şunu söyleyeyim, bu ilk denemelerde iğnesiz atmaktan ziyade iğneli maketler atın yine. Çünkü ben çok bilirim, çok da başıma gelmiştir. Bu deneme, merayı tanıma atışlarında balık aldığımı ya da iğnesiz attığımda balık vurduğunu ama iğneden, iğnesiz olduğu için yakalanmadı. Onun için iğneli atın ama çok böyle özel durumlarda iğnesiz maketlerde mutlaka kullanıyorum. Markası falan önemli değil. Dediğim gibi benim canımı acıtmayacak, yerine koymak çok fazla para harcamayacağım maketlerle atışlar yaparak suyu tarıyorum. Tarama yöntemini anlatmıştım. Mutlaka ve mutlaka merayı tarama yöntemiyle tanıyın. O eski maketlerinizle önünüzde, ya bir atış yapacağınız yeri belirlediniz. Sessiz sakin duruyorsunuz. Suya girebilirsiniz. Suyun dışında olabilirsiniz. Tulumla suya girip ilerideki bir kayanın üstüne çıkıyor olabilirsiniz. Fark etmez. Önünüze bir alan belirliyorsunuz yay şeklinde. O yaya 3 atış, 5 atış, 3 atış, 5 atış, 3 atış, 5 atış aynı yerlere böyle sağa doğru kaydıra kaydıra ya da sağdan başlayıp sola doğru kaydıra kaydıra atışlar yaparak meraya hem levrekleri uyandırmak, varsa, saklanıyorsa, duruyorsa, hem takip almak, hem de merada nerede ne sürtünüyor, hangi derinlik, işte 30 santim attınız, hiçbir sürtme, hiçbir vuruş yok, hiçbir yani takılma tıkırtı yok. 1 metre dalarlı bir maket attınız, baktınız takılma var, tıkırtı var, bir yerlerde sürtme var. O zaman daha orta atıyorsunuz. 30 santim dalarlı bir maket atıyorsunuz. Onda bile sürtmeler yaşıyorsunuz. O zaman su üstü, dalga varsa su üstü atamıyorsunuz ama işte 5-10 santimden gelen crossfake, komomo, ne bileyim Usami combo pop tarzında maketler atabiliyorsunuz. Bunlarla denemelerinizi yapıyorsunuz. Merayı tanıyorsunuz. Tüm bu işlem 1 saat sürüyor arkadaşlar. Yeri belirlediniz, atışlarınızı yaptınız, at check yaptınız, merayı analiz ettiniz. 1 saat içerisinde
artık şunu, tabii bu atışları da yaparken artık kafanızda... Ya levrek böyle bir şey gerçekten, anlatıyorum bazıları anlamıyor, komik geliyor. Ya da dalga geçenler oluyor, onları da seviyoruz, problem değil ama... Gerçekten levrek işi böyle. Yepyeni bir meraya gittiğinizde o merada bir hafta 10 gün zaman harcadığınız oluyor. Ben kendi adıma, benim dükkanıma gelenlere ben gösteriyorum bazen. Bir haritam var benim. O haritada levrek aldığım noktalar işaretli ve hepsinin hikayesi var. Eskiden çok not tutardım çünkü. O notlardan dolayı da son 4-5 yıldır renk olayından biraz saptım zaten. Neyse, saptırmayalım konuyu. Bu bir saat içinde bu işleri yaparken, maketleri yüzdürürken falan böyle deneme maketlerinizi atarken zaten kafanızda şimşekler çakıyor. Ha şurada şu takılıyor, burada bu oluyor, burada silikon atabilirim, şu istikamette derinlik var, bir metrelik maket attım, o bile hiçbir yere sürtünmedi, orada silikonu yüzdürüp aşağılara bir indirebilirim. Bu tarafa doğru atarken 20-30 kaya var orada, kayanın üst arkasında önünde gizlenebiliyor ya levrek. Oralarda çok fazla levrek ihtimali olduğu için orayı daha fazla çalışmalıyım. Ama orada böyle 20 santim dalarlı veya 30 santim dalarlı maketleri denemeliyim. İşte SSR'ler, SR'don, yani aklıma geldikçe söylüyorum. Hem böyle hayal kuruyorum hem de o hayal kurdukça orada neler atabileceğimi kendi maket kutumdan tasarlıyorum. İşte Longin'in Frankie'sini atarım, onu yaparım. Söylüyorsunuz. Ya da işte Vulture atarım, buradan böyle olur. Orada bir köpürme var, köpürmeyi aşırmak için arkasını atıp oradan yavaş çekerken en yavaş sarımda bile 15-20 santimden gelen vibrasyon alabilen maketi atı falan filan. Bu planları kafan, yani şimşekler çakıyor o bir saat içinde. Planınızı yaptınız, merayı taradınız. Tekrar ediyorum, sessizlik, karartı ve gürültü, yani sessizlik ve karartma olaylarını anlatmıyorum. Bu zaten geçerli, sessiz oluyorsunuz. Karanlıksa ışık yakmıyorsunuz vesaire. Bu tanıma işi de bittikten sonra kafanızda zaten şu maketle başlayayım, şu silikonla devam edeyim mevzusu da başladıktan sonra olay iyice netleşiyor ve gerçek avınıza başlıyorsunuz arkadaşlar. Başlıyorsunuz 3 atış, 5 atış, 3 atış, 5 atış. Bu sefer kafanıza yazdığınız sıralamayla maketlerinizi, yemlerinizi deniyorsunuz. Sadece maket değil. Tekrar ediyorum, bunu silikonlarda da anlattım, maketlerde de anlattım. Herhangi bir suya bakarak burada silikon çalışır, burada maket çalışır diyemezsiniz. Ben diyemiyorum. Diyenleri suçlayamam. Saygı duyuyorum. Herkesin kendi tecrübesi ama ben bunun çok aksi durumları yaşadığım için ben bunu diyemiyorum. Her merada, hele mera yeni ise hem silikon hem maket çalıştırıyorum. Bunun bir sıralaması yok. İstediğiniz sıralama ile bunu yapabilirsiniz. Yani 2 maket, 1 silikon, 3 silikon, 5 maket. Aklınıza ne geliyorsa hislerinize de güvenerek kutunuza da hakim oldukça zamanla bunu yapıyorsunuz. Şimdi İlk kez geldiniz bir meraya, orada ne kadar kalabileceğinizle ilgili bir durum. Bir saat geçti, iki saat geçti, beş saat geçti, balık alamayabilirsiniz. Günün belirli saatlerinde balık vardır, belirli saatlerinde balık yoktur. Ne demiştik? Levrek meraya, meranın belli bölgelerine 3-5 saatte bir, 2-3 saatte bir, 4-5 saatte bir dönüp dolaşıp geliyor ya. Onun için bir merada burada balık var veya yok, buradan balık alınır. Alınırsa hangi saatlerde alınır kısmını çözebilmek için mutlaka ve mutlaka 3-5 kere o meraya gitmek lazım. İlk gidişinizde akşam 6'da gittiniz, 11'de bıraktıysanız bir sonraki gidişinizde 10'da gidin veya 9'da gidin, 2'de bırakın, 1'de bırakın. Sonraki gidişinizde 12'de gidin, sabaha kalın ya da 5'te gidin, sabah suyu yapın ya da 3'te gidin, sabaha kalın, 11'de gidin, 3'te dönün gibi merayı en az 4-5 kere, 3 kere yoklayın. Bir merada balık olduğuna inanıyorsanız, hiç tutamasanız bile 4-5 sefer o meraya gidip olayı kesinleştirmeniz lazım. 4-5 seferden sonra hala balık alamadıysanız umudunuzu kesebilirsiniz ama emin olun ki genelde %90 ihtimalle balığı alıyorsunuz bu 4-5 seferde. Hem de balığın çıktığı zamanı da tespit edebiliyorsunuz. Bu zamanda nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Gittiniz, levrek attınız, işte 6'da gittiniz, 9'a kadar attınız, levrek alamadınız. Ertesi akşam 8'de gittiniz, 11'e kadar takıldınız. Yine levrek alamadınız. Başka bir zaman işte 10'da gittiniz, 2'ye kadar takıldınız, 1'de levrek aldınız. İşte bundan sonra Omera'ya saat 11-12'de gidip 3'e 4'e kadar takılmanız lazım demektir ki o arada istisnaları yok mu? Ertesi gün sabah da yapabilir, problem değil ama genel olarak bu saatlerin 2-3 saati yakın saatlerinde gidip merayı tam olarak çözmekte fayda var. Bu saat mevzusunu da bu şekilde çözdünüz mü?
Bunu da çözdükten sonra arkadaşlar zaten artık meraya iyice hakim oluyorsunuz. Merayı tarıyorsunuz. Her gittiğinizde mevsimini not alıyorsunuz. İkinci, üçüncü gidişlerinizde değişik maketlerinizi deniyorsunuz. Levrek neyle yiyor? Hangi maketi yiyor? Hangi silikonu yiyor? O merada ne çalışıyor? Bunları da yerleştiriyorsunuz kafanıza. Ve belli bir süre sonra ya da bir sonraki sezonda artık ne oluyor biliyor musun? Benim bir gecede 7-8 mera dolaştığım oluyor artık saatleriyle ilgili olarak yakın yerlerde. Kafanızda şu yerleşiyor. Bu mera genelde geceleri ya da gündüz şu saatlerde balık yapıyor ve şu maketleri yiyor. Bir sonraki gidişinizde o ilk merayı çözdüğünüz, ilk kez gittiğiniz merayı artık çözdüğünüz için yanınızda 100 tane maket olmasına, 50 tane silikon olmasına gerek yok. 10-15 tane iki kutu maketle ya da bir kutu maketle ya da bir kutu silikonla orada artık neyin çalıştığını bildiğiniz için o saatlerde o şekilde gittiğinizde verim alıyorsunuz. Çok da güzel sonuçlar alıyorsunuz. Levreyi de kırıyorsunuz. Şimdi burada size tavsiyem normal limitler, sirkülerde yazan yasal limitler levrek için 25 santim ama bu doğal bir şey değil. Benekli levrekler var. İspendek diyoruz ya, üzerinde siyah benekler var. Herkes bunu yanlış algılıyor, yanlış biliyor. Benekli olmayıp da 35-40 santim olan levrekler de aslında levrek değil, onlar da ispendek, levrek yavruları. Daha doğrusu bizim için kriter şu, hiç havyar atmamış, hiç yavru yapmamış, hiç havyar bırakmamış levrekleri almamak bizim için çok önemli. Bunun da en garanti yolu 50 santim ve üzeridir arkadaşlar. 40-45 santim bir levrek eğer siz hızlı büyümüştür, şartlardan dolayı bir şey olmuştur. Neyse çok önemli değil. Yani biyolojik olarak çok bir açıklamasını bunun size şu anda yapamam ama 40 santimlik, 35 santimlik aldığınız bir levrek de hiç havyar bırakmamış ya da havyarlı çıkabiliyor. Bunun için yapmanız gereken, ya benim bir kere havyarlı olduğunu hissettiğiniz anda her levreyi bırakın sürdürülebilir avcılık için ama benim vicdani limitim 50 santim arkadaşlar. 50 santimin altındaki mutlaka yanınızda ölçü olacak. 50 santimin altındaki tüm levrekleri bırakıyorsunuz. 50 santimin üstünde bir tane alın yanınıza yiyeceğiniz kadar. Yani 5 tane 50 santim levrek de almayın, yazık günah. Bu ispendekteki nokta olayı da şudur. Havyar dökmüş, ilk havyarlarını dökmüş levrekler bu noktalardan kurtulur. İspendeklikten çıkar artık. Hani 40 santimin üstünde bile dikkatli bakarsanız bazen nokta görebilirsiniz. Bu noktalar bu balığın havyar dökmediği anlamına geliyor. Hiç daha hayatında havyar dökmediği için o benekler üzerinde var. Lütfen ve lütfen bu balıkları almayın ve salın. İlk kez bir meraya gittiğinizde levrek konusunda bunları yapabilirsiniz. Ben böyle davranıyorum. Çok da yeni mera keşfederim. Haritadan bilgisayar başında nasıl meralar bulduğumu da size anlatacağım. Onun da videosunu yakında çekeceğim. Bu taktiklerle, bu uygulamalarla yeni gittiğiniz bir merada levrek kovalayabilirsiniz. Benim uygulamalarım bunlar. İnşallah siz de ben iyi verim alıyorum. İnşallah siz de iyi verim alırsınız. Sonuçlar güzel olur. Fotoğraflarınızı atarsınız bize. Facebook'ta, Instagram'da balık saati sayfalarımız var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Oraları da takibe alın arkadaşlar. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler, rastgele.